Sanırım. Evet, biz hastanede işlerimizi bitirdik. Murat'la birlikte şimdi bir bankaya gidiyoruz. Postaneye girdik. Burada hemen istasyonun arkasında postane varmış. Orada işim vardı benim. Şifre almam gerekiyordu. Aldım. Şimdi de Garanti Bankası'na gidiyoruz. Şurada yukarılarda bir yerde. Oradan da SGK'ya gideceğiz. Zeynep Hanım da bize eşlik edecek. Hiçbir şey çıkmadı. Böbrek ultrasonu çekindik. Çok şükür temiz çıktı. Hiçbir sorun, sıkıntı yok. Aliş'i de okula bıraktık. Şimdi sabah 9'da geziyoruz sabah. Saat 9.09. Değil mi? Gidiyoruz bakalım. Boş oluyor, tenha oluyor hastane sabah erkenden. O yüzden hemen işimizi kolay gördük. Bak, buraya da bir şeyler yapılacak herhalde böyle. Güzel bir şey yapılacak. Osman Gazi Meydanı buluşma noktası diyor. Sular, mular, merdivenler. Arka tarafında çalışma var. Hadi bakalım, gidiyoruz. Yürüyoruz. Keşke arabayı alsak, ama arabayı alsak orada park yeri yoktu, değil mi? Yok. İpek böceği geliyor. Burada meydanda yeterler vardı. Buraya açılmış. Burada petrol ofisi vardı. Orayı kocaman yeterler mağazası yapmışlar. Haberiniz olsun. Sabah 8, gece 12'ye kadar açıkmış bir de. Pijamalar, çoraplar, çamaşırlar, terlikler, ne ararsanız var. Her şey var. Kocaman. Arkaya doğru, bir de buradan öteye doğru bayağı bir yer var. Şimdi bu meydandaki kapandı çünkü. O meydandaki de oradaydı. Kapanınca orayı açmışlar. Birkaç zamandan sonra. Havada ne üşütüyor, ne terletiyor. Çok güzel. Gidiyoruz. Dün bu tarafa doğru telefoncuya yürüdüm. Şurada telefoncular var bir sürü. Çarşı, pasajlar. Telefon kabı bakmaya gittim. Bulamadım. Hemen oradan da şeye gittim. Carrefour'a, kent meydanına. Bugün yine aynı yerlerde geziyoruz. Gidiyorum şimdi şeye, şurada banka var. Zeynep nasıl bakıyor? Ne tatlı ya. Ay, iyi bir şey çıkmadı. Döküntüleri de ateşten olmuş ya. Geldik bankaya. İyi, boş. Çok insan yok. Biz çıkmadık yukarıya, Murat çıktı. Zeynep. Zeynep. Ne yapıyorsun? Aa, ver, ver kızım, ver bana. Ver. Verdi. Aferin. Alkış. Alkış Zeynep'e.
demiş. Zeynep uyuyor. Hadi gidelim. Evet, SGK'da işimizi de hallettik. Şimdi emekli oldu. Hadi hayırlı olsun. Ay Murat. Kız çocuk düşecek, yavaş. Hadi bakalım. Gidiyoruz şimdi eve. Eve gidiyoruz, değil mi? Başka işimiz kalmadı. Varsa birkaç tane devlet tarihi gideceğimiz, gidelim bugün. Çıkmışken hepsi sıradan geziyoruz. Değil mi? Numara al bekle, numara al bekle. Aynen öyle. Ne olsun, ne yapacağım, bu işler böyle. Hadi çıkalım şimdi. Zeynoş da uyudu. Geldik BİM'e. Barfiks çubuğu alacaktık. Aldık. Bir tane. Ne kadarmış fiyatı? 35 lira. 82-130 santim. Zeynep için. Bu neymiş? Beyzbol sopası. Matlar, oyun matları. Bak, kablosuz. Aa, çok güzel. Ama dökülüyor ya. Evdeki de... İşte bu da dökülecek bir süre sonra. Aynen. Şarjlı. Ya. Bunlar neymiş? Spor çantasıymış. Tek gözlü. 9.95. Üst taytlar varmış. 30 lira. Kum torbası, boks torbası 40 lira. Burada neler varmış? Sağlıklı şeyler. Çiğ badem. Bak 14 lira. Evet, değil mi? Aynen. Başka neler varmış? Şunlar Zeynep olmaz. Onlar neymiş? El sabunu. Ne değişik. Yarım kilo. Çok süslü bir şey. 9 liraymış fiyatı da. Fiyatı da uygunmuş. O kadar süslü şeyle. Bak senin araba kokuları. Hiç kokmuyor. Benim aldım. Değil mi? Anında bitti bir de. Bir günde. Burada da kalemler, dosyalar okul zamanından kalma. Aynen aldım. Sıvı yapıştırıcı. Şey için yapıyorlar ya. Hangisi? Olur mu sana? Ne yapıştırayım ondan? Yani. Hangisi? Yine bir yağmurlu kalırsın bu sene BİM'den. He? Başka neler var? Aa, tabaklar varmış. Baksana, yaprak desen ne güzel. Bayağı da tav almıyor. Hayır. Yok, ihtiyaç yok. 35 liraymış şefin. Burada da kek kalıbı camdan hem de. 12 lira 50 kuruş. O güzelmiş ha. Bu tabaklar da çok güzelmiş. 5.95. Ne değişik. Bisiklet falan hep indirime girmiş. 120 lira. Aynen, bu kadar küçücük kalıyor. Evet. Yani. Başka da bir şey yok. Spor aletleri gelmiş, o kadar. Ne oldu? Ne istiyorsun Zeynep? Hadi gel, alacaklarımızı alalım başka. Tavuk mavuk alalım mı? Hindi şey bak. Kocaman but. Ne yapıyor? Bay bay. Koş yakala, koş. Nasıl gülüyor bir de. Devrilir bir de, Allah korusun. Tereyağı yok. Tereyağı hiç kalmadı evde. Bir tane bundan alalım, tereyağı. Bu daha uygun aslında. Pervin'in ama işte. İyi mi bilmiyorum. Hiç de denemedim bu büyüğünü. Bak böyle peynir gelmiş, mozzarella peyniri, hamburgerlerin içine falan, ne güzel. Bak tost peyniri de indirime girmiş, 14 lira, aynen ağırmış o. O sağlam yapmalısın ki. Saat 12.30, kahvaltıyı ancak şimdi yapacağız.
bu burada demlensin. Ben de sizlere bir market alışverişimi göstereyim. Evet, bir market alışverişi yaptım. Bir de 1 milyoncu alışverişi. Şöyle bir tane 5 liraya kutu aldım. Bunun içerisine Ali okulda diş fırçasını ve diş macununu koyacak. Şimdi sabah 9'dan 5'e kadar okulda vakit geçiriyor. 2 kere diş fırçalıyorlarmış. Sabah kahvaltıdan sonra, bir de öğle yemeğinden sonra sanırım. O yüzden böyle bir kutu aldım 5 liraya. Bir tane silgi aldım. Ve bir tane de şöyle 4 liraya kalemtıraş aldım. Silgi de 2 liraydı. 1 milyoncudan aldım bunları. İstanbul Pazarı, Osman Gazi'de. Şimdi de bir market alışverişini göstereyim. 5.95'e bir tane bu Avşar'ın içeceklerinden aldım. Bunları çok seviyorum ben. Şöyle koyalım. Ondan sonra yine 5.95'e bir tane yoğurt aldım. Sonra bir paket toz şeker aldım. Bunun fiyatını bilmiyorum. Ondan sonra bir tane kalçalı but aldım. 9 liraya tavuklu pilav falan yaparım diye. Bir tane de kebirin Bir tane de kebirin tereyağını aldım. Bunun fiyatı da 22 lira 50 kuruş. Çok güzel oluyor bu. Çok seviyorum. Bu poşette bu kadar. Sonra iki paket şöyle cupcake aldım. Bunu niçin aldım? Böyle Ali'nin okuluna böyle şeyler götürüyorlar işte. İkramlık arkadaşlarıyla paylaşıyor. O yüzden böyle İki paket Halley almış mesela geçen biri. Birisi Ozmo almış. Ondan sonra Albini'nin bisküvilerinden dağıtmışlar. Ben de böyle iki paket popke aldım. Eti popke. Bunları dağıtsın dedim. Sınıfta 14 kişi falan var. Bunlarda da 10 tane var içerisinde. Yeter dedim. 3.95 fiyatı. Murat şöyle bu incirli bisküvileri çok seviyor. Bunlardan almış. Hadi bu sefer de şeysiz olsun. Pişsiz olsun. Sonra Murat da böyle bu Bümin markasının keklerinden almış. Yine o kekin çakması sanırım bu da. Bu da yine 2 küsürdü galiba. Şöyle çörek otlu galeta aldım. Bu sefer sağlam, kırılmamış bir paket. Sonra akşamları böyle bilgisayar başında tuzlu atıştırmalık 2 paket cracks aldım. Sonra bir tane Karadeniz ekmeği aldım. Yöresel ekmek 3 lira 95 kuruş. Bunları alıştık hep aldığımız için ezberimde. Sonra şunu denemek istedim ya. En çok bu satılmış. Reyhan'da yoktu. O yüzden dedim herhalde güzel bir şey ki almış herkes dedim. Beyaz çikolatalı mısır gevreği diyor. Merak ettim. Ne diyor? Glikoz şurubu içermez diyor. Böyle sabahları yerim dedim. Sütle birlikte karıştırırım. Bir tane cevizli sucuk aldım 2,5 liraya. Bunun da fiyatı uygundu. 4 küsürdü. Sonra Murat bir sürü şey almış. Bir tane makas aldım. Diğer tarafta vardı böyle makasım ama burada yoktu. Bir şey keseceğimiz zaman böyle lazım oluyor. 4 liraydı İstanbul pazarında. BİM'de 1,75 mi neydi? Aynısı. Bir tane alayım dedim. Evde bulunsun. Ondan sonra şimdi geçelim abur cuburlara. Bunlar şimdi abur cubur. Şöyle 4 tane gofret almış Murat. Centro markasının. Şöyle 4 tane. Ondan sonra şöyle bir tane çikolata aldı. Sade sütlü çikolata. Bunu kurabiye yapacağım. Onun için kullanacağım. Sonra yine 4 tane bu benim sevdiğim beyaz çikolatalardan almış. Bir tane şöyle meyve suyu konsantreli yumuşak şeker aldım. Ondan sonra 2 paket baharatlı çubuk, 2 paket de tuzlu çubuk. Bir tane de Barfix çubuğu aldık. Kapı bağırı. Kapıya vidasız montaj olurmuş. Emine alırsan bize de söyle demişsiniz ama bunlar tabii sınırlı geliyor. 10 tane mi ne vardır reyonu sanırım.
Yoksa daha mı azdı? Hatırlamıyorum ama bayağı vardı yani. Şimdi biz deneyeceğiz. Bu videoda yarın yayınlanır büyük ihtimalle. Siz de yarın işte çevrede yakın olan BİM'leri gezip de bakabilirsiniz. Fiyatı da uygun çünkü internette bile 40 lira en uyguna gördüm. Ama vidasız falan da herhalde. Bilmiyorum yani malzemeleri tam mıdır, nasıldır. Böyle güzel değil. Bu bir bayağı kaliteli, güzel bir şeye benziyor. Sünger kaplamalı diyor. Ben bunu salıncak için aldım. Bakalım deneyeceğiz. Her kullanıma uygundur diyor. Kaç kilo tartıyor diyor, gösteriyor. Bakayım, onu göremedim. Hareketleri göstermişti, ne hareketler yapılacağını. Çocukların odasına takacağız. Takarken de sizlerle paylaşırız. Büyük ihtimalle bugün takarım. Sonra da üst kattan salıncağı getiririm. Salıncağı kurarım oraya. Çünkü sallanmayı çok seviyorlar. Zeynep de çok seviyor. Parka götürdüğüm zaman, salıncaktan indirdiğim zaman ağlıyor. Ali de çok seviyor. Şimdi belki şey yapamazlar da, paylaşamazlarsa yine sökebilirim de yani salıncağı. Eğer mızıkçılık yaparlar sarılarında sırayla, ama bütün gün Zeynep'i sallayacağım için şimdi gündüzleri, akşam da Ali'yi sallanmasına şey yaparım yani, Zeynep'i o tutturmam. Gündüz o sallansın, gece o sallansın. Çünkü şey yapıyorlar böyle. Zeynep bağırıyor. Ali bir şey yapmıyor da, bir şeyine dokunduğu zaman, oyuncağın olsun, elindeki bir şey olsun, Zeynep çığlık atıyor böyle. İstiyor yani. Birazcık şey, Ali gibi değil o. O yüzden akşamları da Ali sallanır. Neyse, ben bunları yerleştireyim. Ondan sonra da kahvaltı yapalım. Somuncu babadan cevizli lokum aldık. Öyle aparatif, hızlı bir şekilde öyle kahvaltı yapalım dedik. Bu sabah öyle olacak. Ha, bu arada anneanne için geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Anneanneye patoloji sonuçlarını gönderdik hastanede. Ya yani gönderdiler. O da bir hafta sonra falan çıkacakmış. Parça almışlar. Geçen gittiklerinde, acile gittikleri günden sonraki günde gittiler. Saat 1'den sabah 1'de gittiler. Akşam 7'ye kadar hastanedeydiler bütün gün. İlaçlı sular içirdiler. MR, tomar, ondan sonra endoskopi yapıldı. Yani haberler iç açıcı değil. Durumu iyi değil yani. Yaşında verdiği şey, üzüntü, stres, bu yaşa kadar yaşadıkları her şey etkiliyor tabii onu. Şimdi sonuçları bekliyoruz bakalım. Haftaya Salı günü annem randevu alacak tekrardan. Aynı hastaneye gidecekler. Ona göre doktor ne tedavi uygulanacak, ne yapılacak, onun şeyini verecek yani. Onun kararını verecek. Şimdi burada bir şey demek istemiyorum ben. Şu hastalığı var, bu hastalığı var diye. Sonuçlar bir çıksın, her şey kesinleşsin. Durum ne olacak? Ona göre ben de sizleri bilgilendiririm. Çünkü yorumlarda çok fazla yorum atan ve merak eden, ne olduğunu merak edenler oluyor. Böyle durumlar işte. Yine size haftaya hastane işleri çıkınca, işte hastaneye gidince sonuçları almaya, o zaman haber veririm sizlere. Tekrardan ne olduğunu, ne olacağını. Çok teşekkür ederiz dua ve destekleriniz için. Murat'ın benim cevizli okumamda gözü kaldı. Diyor ben diyor görmemiştim diyor cevizli Bilseydin ben de okuma. anladım. Kaşa göz arasında cevizli lokum demişsin sen. Kasadaki şeye. Aynen. Yarısını şimdi ona Ben vereceğim. bilmiyorum ki, hep simit alıp duruyorum. O da simit alıyor. Ben dedim simit alma dedim. Mahallede de geçiyor simitçi. Ama bu çok güzel. Pastane simidi Pastane ya. simidi ya. Onu evde yaparım ben. Yapabilecek misin aynısını? Tabii. Maşallah. Ne sandın sen beni? Alkış. Neyse. Hadi bize afiyet olsun. Biraz hızlı. Evet, biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi Murat barfiks çubuğunu takacak kapıya. Ben şimdi kutuyla ölçtüm ama çok şey geldi. Büyük geldi dedim. Bu nasıl olacak buraya dedim. Ha. Umarım öyledir. Gel bakalım deneyelim. Ama Daha kesinlikle şeyleri, havada değilim eminim şu an. ama şey geçme geçirmemiz lazım değil mi ipleri? Yok, tabii geçirmemiz lazım da bir deneyim en azından. Sen büyük büyük deyip duruyorsun ya. Aynen, bana gözüme çok büyük geldi ya. Öyle döndüre döndüre sıkıldım Aa. sonra tabii. Bir de sağlam yapmak lazım. Önce sen bir kendini kaldır, sonra çocukların kafasına mafasına düşer sallanırken, Allah korusun. O da geldi markette aklıma. İyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum, çocuklar eğlensin diye sırf. Sıkılıyorlar zaten evlerde. Dedim en azından sallarım Sen onları cevizli burada. kapıya büyük yalnız. Yalan. Sabah 6'da uyandı yine bizim çocuklar.
Böyle oyun oynadılar. Sonra da tabii hemen hazırlandık Ali okula. Biz şeye, işleri görmeye. Buralar böyle kaldı. Bu kapıya takacağım. Gerçek mi? Ya of ya. Birazcık daha sıktır bakalım. Yok, en küçüğü bu şu anda. Buraya olursa olur. Yok ya, dış kapıya ne yapacaksın? Dış kapıya. Aynen buraya olur. Ne yapacaksın orada çocuğu sallayıp? Ne yapayım yani? Kapı madem şimdi sana. Bu yatak odasının kapısına, oraya da Hepsi aynı, olmaz. üçü de aynı. Ya of ya. Geri vermek lazım Şansıma vallahi ya. Bir okuyalım ya. Dur bir okuyalım, belki 80 santim diyor. 80 santim. Ne diyor? Kutunun üzerinde. E tamam, al, bizim kapı 80 santimden küçük işte, eminim. Gerçek mi ya? Ya bunun kapıları ne kadar? Bu kapılar bile büyük böyle. Ne kadar büyük kapıları var diyorum. Milletin evinin. Duvara da olmaz. Bizimki 79 saatte falan işte. Ay kaç santimmiş? 3 santimli olmuyor. Bunları çıkartsak? O zaman kayar. O tehlikeli. Şu silikonları çıkartsak dedim de olmadı. Geri vereceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Onlar olmuyor 82 değil mi şu santim anda? diyor. Boş Yok oluyor değil yok, mi? değildi sanırım ya. Sabitti Hepsi sanırım. aynı mıydı? 82-130 santim arası diyor. Aynen. Hı. Çok mu üzüldün? Üzüldüm tabii ya. Sağlayacaktım Zeynep'i. Zaten hasta, keyfi yok. Mutlu olacaktı çocuk. Çok sağlam, güzel bir şeymiş yalnız. Var ya, Evet, güzelmiş. kapınızı ölçün, ona göre alın. Ben şimdi Neyse. bunu götürüp iade Ben şimdi etmem sana bunun gerekiyor. fişini vereyim. Sen koşa koşa git. Aynen. Paramızı geri al gel. Kaç? 39 lira. 35. 35. 34.90. Tamam, vidaları da koyalım. Ne yapalım Bizim artık? gibi yapmayın arkadaşlar. Siz de bari. Kapınızı ölçün, öyle Kapımızı gidin. açıp da gidin. Aynen. Evet, market alışverişini yerleştirdim. Bu çekmeceye böyle. Her şeyi kaldırdım. Burayı boşalttım. Mutfağı görseniz var ya, talan olmuştu resmen. Karman karışık. Şimdi de çok karışık duruyor ama mecburum. Çünkü derin çekmece. Bunlar zaten simit falan. Böyle her şeyi görüyorum şu an. Hiçbir şey alması bana zor gelmez. Altı zaten tencere çekmecem. Daha öncelerden göstermiş. Zaten doğru düzgün tencere yok burada. Birkaç tane. Bir de burayı boşalttım, sildim. Böyle raf araları çok yüksek oldu mu böyle tepeleme koyuyorum mecbur. Yani yan yana yan yana yan yana koyarsam güzel düzenli olur ama yani alan çok fazla gerekli. Benim de mutfağım küçük biliyorsunuz. O yüzden olmuyor. Küçük mutfak olduğu için yapamıyorum maalesef. Bu Ali'nin şeyde kutusunda yıkadım. Bu diyorum, o 101'de falan vardı ya, böyle açılıyordu. Şöyle kalsaydı daha iyi olurdu. Bunu böyle çıkarttım, koy bir yere, al macunu fırçanı, bir daha zor olacak gibime geliyor ama bakalım, kullanabilirse kullanır. Zaten öğretmeni çok ilgili. Hemen her şeyi haber veriyor. Yani bunun da iyi olup olmadığını o zaten söyler. Değiştirmem gerektiğini. Şey yaparım yani, hallederim. Şimdi ben hemen hazırlanacağım. Fişi unuttum, çöpe attım ya. Şimdi çöpte fiş arayacağım. Bu Barfix çubuğunu değiştirmeye gideceğim. Şimdi ondan sonra da Ali'yi okuldan alır geliriz. Öyle Zeynep uyuyorken. Şimdi çöpte fiş arayacağız. Bakalım. Bu neymiş? Bu ama bu şey fişi. Ne diyorlar ona, banka şeyi. Neyse. Evet, fişimi buldum sonunda arkadaşlar. Boşuna çöpü kurcaladım. Çünkü başka bir yerde buldum. Şimdi bunu da değiştirmeye gideceğim. Oradan da okuldan Ali'yi alıp eve geleceğim. Videomu da burada sonlandırayım. Çünkü zor olur artık eve gelip de video çekmem. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünüm de böyle geçti. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.